Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Sıradaki videomuzda artık temel kavramlara giriş yapıyoruz. Temel kavramların en önemli kısımları önce bir sayı kümelerinde ne yapacağız arkadaşlar? Bir tanıyacağız, bir tekrar hatırlamış olacağız. Çünkü sayı kümeleri sadece bu konuya özel bir şey değil, matematiğin bütün ilerleyen konularında da sürekli kullanacağımız kümeler. Lütfen onun için bir sayı kümelerini şöyle tekrar bir hatırlayalım, olur mu? Arkadaşlarım, sayı kümeleri haliyle en küçük sayı kümemizle başlıyoruz. Rakam. Hocam rakam nedir? Sıfırdan başlar, 9'a kadar gider. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere. Toplam kaç tane rakamımız var? 10 tane. Ama en çok ne söyleniyor? Kaç tane rakam var diye sorduğumda genellikle 9, pardon hocam 10 tane diyor. Neyi unutuyor yine? 0'ı unutuyor. Aman ona dikkat edin. Arkadaşlar sıfırdan başlar 9'a kadar gider. Haliyle en küçük rakamımız kaç? 0. En büyük rakamımız 9. Şimdi artık temel kavramlara girmiş olduk. Ondan dolayı lütfen biraz artık kelimelere dikkat edelim, olur mu? Yani şundan bahsediyorum. Tamam, en küçük rakam 0, eyvallah. En büyük rakam 9, tamam, sıkıntı yok. Bana derse ki soruda, en küçük iki rakamın toplamı nedir diye sorarsa. Arkadaşlar tamam, bakın çok basit bir soru. Bunu kimse kimseye sormaz ama ilerleyen konularda gerçekten bu sıkıntıyı yaşayacağız. Onun için lütfen buna dikkat edelim, tamam mı? En küçük iki rakamın toplamı dediğimde genellikle herkesin verdiği cevap, hocam 0, 1 daha 1. Aman Allah korusun. En küçük iki rakamın toplamı 0'la 0'dır arkadaşım. Neden 0'la 1 alıyoruz? Bilmiyorum. Çünkü genellikle şöyle bir durum oluyor, değil mi? Ya iki tane farklı almak zorundaymışım gibi. Arkadaşım soruda o farklı demedikten sonra rica ediyorum farklı alma. Bence farklıdır falan deme. O farklı diyorsa al, demiyorsa alma. Allah'ın sıfırı bitmez. Yani ikisini de sıfır alabilirsin. Lütfen buna dikkat et. Hemen şuna bak. En küçük iki farklı rakamın toplamı derse tamam, o eyvallah. İki farklı rakam dediğinde en küçük iki rakam farklıysa birini sıfır aldım. Sıfırı bir daha almam. Diğerini mecburen bir alırım. Yani toplamları bir olur. Bakın basit bir hatırlatma olsa da inanın bana ileride çok başınıza sıkıntı olabilir. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar aynı şekilde en büyük iki rakamın toplamı dersem farklı demedim. Dikkat. En büyük iki rakamın toplamı derse ikisini de 9 9 alıp cevabı 18 bulurum. Ama iki farklı rakamın toplamı en çok derse birini 9, diğerini 9 alamayacağım için mecburen 8 alırım. Yani bu durumda cevap 17 olur. Lütfen unutma. Soruda farklı derse farklı al, demezse aynı alabilirsin. Arkadaşlar şimdi geldik sayma sayılar kümesine. Adından da bellidir. Say dediğim zaman nereden başlarsınız saymaya? Hiç eksi 10'dan başlayan oldu mu? Yok. Say dediğiniz zaman birden başlarsınız. O halde adından da bellidir ki hocam sayma sayılar kümesi birden başlar. Peki nerede durabilirsiniz? İstediğiniz yerde durabilirsiniz. Sonsuza kadar gider mi? Gider. O halde sayma sayılar kümesi için şunu söyleyelim. En küçük sayma sayısını biliyorum. 1. Ama en büyük sayma sayısını henüz bulamadık. Sonsuza kadar gidiyor. O zaman sayma sayılar kümesi şöyle bir küme mi? Bir ucu belli ama diğer ucunu bilmediğimiz bir kümedir. Arkadaşlar yine devam edelim. İki sayma sayının toplamı en az derse, iki sayma sayının toplamı en az dedi. Farklı dedi mi? Demedi. O halde her ikisini de 1 1 alıp cevabı 2 bulurum. 3 farklı sayma sayısı derse, bak farklı dedim. O halde en küçük 3 tane sayma sayısı birbirinden farklıysa 1 2 3 olur. Yani bu durumda cevap 6 olur arkadaşlar. Farklı deyip demediğine lütfen çok dikkat edin. İlerleyen durumlarda çünkü bu videoyu tekrar tekrar hatırlatmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar rakam tamam, sayma sayılar kümesi de tamam. Geldik neye? Doğal sayılar kümesine. Bak doğal, doğal, doğal. Doğal sayılar kümesi deyince aklımıza ne gelecek? Sıfır gelecek, unutma. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Yine nereye kadar gider hocam? Artı sonsuza kadar, yani diğer tarafı belli değil. O zaman yine doğal sayılar kümesi için bir ucunu biliyorum ama diğer ucunu bilmiyorum. Doğal sayılar kümesi deyince aklımıza ne gelecek? Sıfır gelecek. Buna lütfen dikkat et. Şimdi 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır? Birbirinden farklı dedi mi? Demedi. O halde ben 3 doğal sayıda 0'ı 0 ve 0 alırsam cevabım da yine ne olacaktır? 0 olacaktır. Peki birbirinden farklı olduğunu söylersem, yani 3 farklı doğal sayı dersem, o halde en küçük 3 tanesine bakarım. 0 artı 1
artı 2. Yani bu durumda arkadaşlarım cevap ne olacaktır? 3 olacaktır farklı dediği için. Peki şimdi lütfen şuna dikkat edin. Bakın bir önceki slayta döndüm. Sayma sayılar nereden başlıyor? 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gidiyor. Geldim buna bir daha. Doğal sayılar nereden başlıyor? 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar. O halde hemen şu kalemi değiştirdim. Şuna bir bakar mısın? Doğal sayılar kümesinde. Şurası sana neyi gösterir az öncekine göre? Evet bu maviyle çizdiğimiz sayma sayılar değil miydi? O halde şunu söyleyebilir miyim? Her sayma sayısı yani bu maviler doğal sayılar kümesinin içinde mi? İçinde. O halde her sayma sayısı bir doğal sayıdır arkadaşım. O halde söyle bana. Her sayma sayısı gördüğün gibi bir doğal sayıysa evet bu doğru yanlış. Tamam mı? Şimdi şuna bakalım. Peki her doğal sayı bir sayma sayısı mıdır? Dikkat. Her doğal sayı bir sayma sayısı mı? Hayır. İşi bozan kim? Sıfır. Sıfır gerçekten böyle bir sayı mı? Evet sıfır gerçekten böyle bir sayı. Sıfırın matematikte başımızın belasıdır. Matematiğin son konusuna kadar bütün istisnalar sıfırdan kaynaklıdır. Lütfen sıfıra özel dikkat istiyorum. Arkadaşlar her doğal sayı bir sayma sayısı değil. Neden? İşi bozan kim? Sıfır. Sıfır bir doğal sayı oluyor ama sayma sayısı olmuyor. Haliyle yanlıştır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi geldim tam sayılar kümesine. Bakın. Rakamın iki ucu da belli. Sayma sayıların bir ucu belli, bir ucu belli değil. Doğal sayıların bir ucu belli, bir ucu belli değil. Tam sayılar kümesinin ucu başı yok hocam. Tam sayılar kümesi deyince aklımıza bizim ne gelecek? Sayı doğrusu. Bak unutma. Sayı doğrusu hayat kurtarır. Arkadaşlar eksi sonsuzdan gider artı sonsuza kadar. Ne ucu var ne başı var. Şimdi biz burada sayı doğrusunu daima tam sayılarda hatırlayacağız. Peki tam sayılar kaç parçaya ayrılır? 3 parçaya ayrılır. Şimdi gelin o 3 parçayı tek tek inceleyelim. 1. Hocam negatif tam sayılar kümesi. Yani eksi sonsuzdan başlar hocam. Eksi 1'e kadar gider. Bunlara bir önlerinde negatif eksi işareti olduğu için negatif tam sayılar kümesi diyoruz. 2 negatif tam sayının toplamı en çok kaçtır? Şimdi lütfen dikkat. Sayı doğrusunu ilkokuldan beri biliyoruz. Şimdi bize iki negatif tam sayının toplamının çok olmasını istiyorsa biz şunu bileceğiz. Arkadaşlarım sayı doğrusunda sağ tarafa doğru gittikçe sayılar artar. Tekrar sayı doğrusunda sağ tarafa doğru gittikçe sayılar artar. Eğer ben bu sayıların toplamının çok olmasını istiyorsam ne yapacağım? En sağdaki yani en büyük sayıları kullanacağım. O halde buyurun negatif tam sayılara baktığınızda en sağdaki sayı kim? Eksi bir. İki tane demiş. Farklı dememiş. O halde onu da eksi bir alsam olur mu? Olur. Yani toplamları ne oluyor en çok? Eksi iki oluyor. Peki farklı iki negatif tam sayının toplamı en çok derse. Farklı dedi mi? Tamam. O zaman en sağdan iki tane seçeceksiniz. Birbirinden farklı seçeceksiniz. Birini eksi bir alacaksınız hocam. Birini de eksi iki alacaksınız. Yani bu durumda arkadaşlarım toplamları ne olacakmış? Eksi üç. O halde negatif tam sayılar sayı doğrusunun bir parçası. Diğer parçası neymiş? Pozitif tam sayılar kümesi. Pozitif tam sayılar kümesi nereden başlıyormuş hocam? Birden başlıyormuş. Artı sonsuza kadar gidiyormuş. Peki şu pozitif tam sayılar kümesini bir yerden hatırladın mı? Evet hatırladın. Pozitif tam sayılar kümesi ayrıca bana neyi veriyor? Sayma sayılar kümesini veriyor. Sayma sayılar kümesi ile pozitif tam sayılar kümesi aslında birebir aynı iki küme. Şimdi pozitif tam sayılarla alakalı hemen birkaç soru yapalım. 3 pozitif tam sayının toplamı dikkat en az kaçtır? Hocam az mı istiyor bu sefer bizden? O zaman lütfen dikkat tekrar. Sağ tarafa doğru gittikçe sayılar artar. Sol tarafa doğru gittikçe sayılar azalır. O halde ben pozitif tam sayılar kümesinde 3 tane sayı arıyorum ve bunların toplamının az mı olmasını istiyorum. O halde lütfen buyurun en soldakine bakacaksınız. En soldaki sayı en küçük olan sayıdır. O halde 3 tane sayı 1 farklı demedi. Dikkat 1, 1 dahi 1 o halde cevabımız 3. Peki 3 farklı pozitif tam sayı deseydi ne yapacaktım? O zaman yine gidecektim. Şuradaki en soldaki 3 farklı sayıyı kullanacaktım. Yani buyurun 1, 2, 3 yani cevabımız bu durumda ne olur arkadaşlarım?
alt olur. Bakın şu farklı kısmına veya farklı olmama kısmına bu videoda çok fazla bahsediyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda problemlerde özellikle göreceksiniz. Bu çok başımızı ağrıtabilir. Hocam dedik ya tam sayılar kümesi 3'e ayrılır. Negatif, pozitif ve başımızın belası az önce söylediğim 0 hocam. Şimdi 0 özel dikkat ister demiştim. Şöyle ki 0 dünyada işareti olmayan tek sayıdır. Unutma. 0 pozitif veya negatif olarak adlandırılmaz. Yani ondan da değil, ondan da değil. Anlatabildim mi? 0 hakikaten böyle bir sayıdır. İşareti yoktur. Lütfen dikkat edelim. ÖSYM'nin bununla alakalı çeldirici bir sorusu var. Şimdi arkadaşlarım, negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar sayı doğrusuna baktık. Şurası negatifler değil mi? Burası pozitifler ve başımızın belası 0. Haliyle sayı doğrusunu 3 parçaya ne yapmış oldu? Ayırmış oldu arkadaşlar. Şimdi lütfen bir şeye bak. Negatif olmayan tam sayılar. Hocam negatif olmayanlar. Negatif olmayan deyince maalesef bizim öğrencide şöyle bir algı oluyor. Ha pozitif olanlar. Değil. Negatif olmayan demek hocam. Bakın negatifler burada mı? Burada. Bak negatifler burada mı? E. Bunlar E. Tamam bak E. Negatif olmayanlar ne oldu? Nereden başladı negatif olmayanlar? Sıfırdan. Unutma. Sıfır negatif olmayan bir sayı. O zaman olumsuz kökle seni lütfen götürmesin soru. Negatif olmayan sayılar nereden başlayacak? 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gidecek. Aynı şekilde pozitif olmayan sayılar. Bak hocam şuna bak şimdi hemen. Pozitif olmayan tam sayılar. Kelime oyununa gelme. Pozitif olanlar bunlar belli. Bunları at o zaman. Olmayanları soruyorsa buyurun pozitif olmayan sayılar nereden nereye kadar gidiyormuş? Eksi sonsuzdan hocam sıfıra kadar gidiyormuş. Yine pozitif olmayan deyince sıfırı alıyoruz. Negatif olmayan deyince sıfırı alıyoruz. Bakın ÖSYM'nin daha önce şöyle bir sorusu var haberiniz olsun. Diyor ki soruda negatif olmayan 4 tam sayının toplamı en az kaçtır? Bir daha. Negatif olmayan 4 tam sayının toplamı en az kaçtır? Haliyle arkadaşlarımızın o sene verdiği cevaplarda en popüler olan cevap 10. Ne yapmışlar? Hocam negatif olmayan ya bize de böyle soru sorulur mu canım bizden kaçar mı? Ne oldu? 1, 2, 3, 4 daha hocam yani benden kaçmaz. Hemen bir öğrencim dedi ki hocam dedi bunun da öyle dediğine bakmayın. Cevap 4 dedi. Neden dedim 4? Hocam dedi bu dedi hepsini farklı almış ben yemedim. Hepsini bir aldım dedi. Dedim aferin. Ama doğru cevap maalesef onun dediği de değil. Negatif olmayan demek nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu değil mi? Negatif olmayanlar. Şunları soruyor. Bunların toplamının 4 tanesinin en az değerini soruyor bana. O zaman buyurun 0, 0, farklı demedi 0 ve bir dahi 0. Yani cevap 0'dı. Anlaşıldı mı arkadaşım? Basit gibi dursa da lütfen adamı eleyebilir. Şimdi arkadaşlar sayı kümelerine devam edelim. Rasyonel sayılar kümesi var bir de. İşlem yeteneği kısmında rasyonel sayılardan şöyle küçük bir bahsetmiştim. Şimdi biraz tekrar bir tanımını yapayım. Arkadaşlar rasyonel sayılar kümesi şu. İki tane tam sayının birbirine bölünmesine rasyonel sayılar denir. İlla bu iki sayı birbirine tam bölünecek diye bir kural yok. Yeter ki payı ve paydası bir tam sayı olsun. Arkadaşlar yukarıdakine ne deniyordu? Pay. Aşağıdakine ne deniyordu? Payda. Bu ikisini birbirine bölersem sonuç ne oluyordu? Bir rasyonel sayı oluyordu arkadaşlar. Mesela bakın. 3 bölü 4 bir rasyonel sayı mı? İnceleyelim. 3 bir tam sayı, 4 bir tam sayı. O zaman bu bir rasyonel sayı. 5 bir tam sayı, 7 bir tam sayı. 5 bölü 7 de bir rasyonel sayı. Eksi, hiç önemli değil. 8 bir tam sayı, 3 bir tam sayı. O halde eksi 8 bölü 3 de ne oluyormuş? Bir tam sayı oluyormuş. Şuna dikkat edelim lütfen. 7 bir tam sayı mı? Evet. 7 bir tam sayı mı? Evet. 7'yi 7'ye bölersem, yani iki tam sayıyı birbirine bölmüş oldum mu? Oldum. O halde 7'nin 7'ye bölümü 1 yapar. 1 ayrıca ne oldu? 1 rasyonel sayı oldu. Buna dikkat. O halde ben biraz daha genişletebilirim olayı. Mesela bakın arkadaşım. 30'u 10'a bölüyorum. 30 bir tam sayı. 10 bir tam sayı. 30'u 10'a böldüm tam bölündü. 3 oldu cevap.
Sonuç ne olursa olsun, sonuçta bu bir ne oldu? Rasyonel sayı oldu. O halde arkadaşlarım 3'te ne oluyormuş? Ayrıca bir rasyonel sayı oluyormuş. Şimdi şuna bakar mısınız? 0 bölü 4. 0'ı, bak bunu daha önceki videolarda söylüyorum, bir kez daha hatırlatmış olayım. Bir rasyonel ifadenin paydası 0 olamaz. Payda 0 olursa bu ifade ne oluyordu? Tanımsız. Peki üst, yani pay 0 olursa ne oluyordu? 0 oluyordu. O halde 0 bir tam sayı, 4 bir tam sayı, birbirine böldüğüm sonuç 0 oldu. O halde 0 da hem rasyonel sayıymış hem de bir tam sayıymış arkadaşlar. O halde şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben o zaman biraz genişleteyim mi olayı? 7'yi 7'ye böldüm, ne oldu? Bir tam sayı elde ettim değil mi? O halde arkadaşlarım 7 bölü 7 hem bir rasyonel sayı hem bir tam sayıdır. Şimdi bunu biraz daha genişletelim. Arkadaşlar yine rasyonel sayılarda bilmemiz gereken durumlardan bir tanesi şu. Her tam sayının aslında paydasında ne vardı? 1. Mesela arkadaşlarım 4 bir tam sayıdır. Doğrudur. Peki ben 4'ü istersem 4 bölü 1 olarak yazabiliyor muydum? Yazabiliyordum. O halde 4 bölü 1 iki tam sayının birbirine bölümü olduğu için bu ayrıca ne oluyor? Şuraya baksanız rasyonel, buraya baksanız tam sayı. Yani 4 ayrıca bir rasyonel sayıdır arkadaşlarım. Şimdi o zaman hemen genişletelim, şunu bağlayalım. Rakamlardan başladık, daha sonra sayma sayılar kümesine geçtik. Her sayma sayısı neydi? Bir doğal sayıydı. O zaman her doğal sayı neydi? Bir tam sayıydı. Peki burada da gördük ki her tam sayı neydi? Bir rasyonel sayıydı arkadaşlar. O halde şimdiye kadar gördüğümüz en büyük sayı kümemiz ne oldu? Rasyonel sayılar kümesi oldu. Peki dünyadaki bütün sayılar rasyonel midir? Hayır. Bir de not rasyonel, yani İrrasyonel sayılar kümesi. Hocam irrasyonel sayılar kümesi genellikle bizim sadece köklü sayılarda genellikle kullandığımız sayı kümeleri oluyor. İşlem kısmında problemlerde biz daha doğrusu rasyonel sayılar çok fazla kullanıyoruz. İrrasyonel sayılar şudur hocam. Türkçesi rasyonel olmayan sayılar. Bak bu kadar. Rasyonel olmayanlar. Yani biraz daha açalım mı onu? Değeri net olarak bilinmeyen sayılara irrasyonel sayılar denir hocam. Bir dahi söylüyorum. Değeri net olarak bilinmeyen sayılara irrasyonel sayılar kümesi denir. Yani o zaman örnek verelim. Yıllardan beri yaklaşık değerini bildiğimiz, filmi bile yapılmış bir sayı var. Ne o? Pi. Pi sayısı arkadaşlarım bir irrasyonel sayıdır. Çünkü yaklaşık değerini biliyoruz, net değerini bilmiyoruz. Hemen şuna bakalım. Karekök 3. Karekök 3'ün değerini hesap makinesiyle bile tam olarak hesaplayamazsınız. Yaklaşık değerini bilirsiniz ama net bir değeri yoktur. Haliyle irrasyonel bir sayıdır. Üçüncü dereceden kök 7, irrasyonel sayı. Matematikte kullanılan yine E sayısı gibi sayılar hocam irrasyonel sayılardır. Değeri net değildir. Burada bir konuda uyarayım sizi. Genellikle aday şunu bilir. Ya irrasyonel sayılar deyince hocam işte köklü sayılar değil mi? Hayır canım, ne alakası var? Bak şimdi bana şunu söyle. Karekök 4'ün değerini biliyor musun? Evet biliyorsun. Karekök 4'ün değerinin 2 olduğunu biliyorsun. O halde arkadaşım sen karekök 4'e değerini bildiğin için irrasyonel diyemezsin. Yani kökün içindeki her sayı irrasyonel değildir. Tamam mı arkadaşım? O zaman biz sayıları resmen ikiye mi böldük? Rasyonel olanlar bir tarafta, rasyonel olmayanlar bir tarafta. Haydi şimdi bunları bir bağlayalım. Arkadaşım şimdi buyurun. Her sayma sayısı bir doğal sayıdır. Doğru mu yanlış mı? Oradan otur cevap ver. Her sayma sayısı bir doğal sayıdır. Sayma sayıları bir düşün. 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar. Doğal sayıları düşün. 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar. O halde her sayma sayısı doğal sayılar kümesi içine var. Yani bu doğrudur. Peki her tam sayı bir sayma sayısıdır, doğru mu? Tam sayıları düşünürsen tam sayılar nerede hocam? Tam sayılar deyince eksi sonsuz, artı sonsuza kadar gider. O halde her tam sayı için bir sayma sayısı diyemeyiz arkadaşım. Çünkü eksi 3 bir tam sayı olur ama bir sayma sayısı olmaz. Buna dikkat. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet bunu çok söyledik değil mi? Her tam sayıyı iki tam sayının birbirine bölümü olarak yazabiliyor muydum? O halde her tam sayı ayrıca ne oluyordu? Bir rasyonel sayı oluyordu. Her rasyonel sayı bir tam sayı mıdır?
Hadi biraz kafa karıştıralım. Her rasyonel sayı bir tam sayı. Arkadaşlar örnek verebilirim. Mesela 3 bölü 7 gördüğünüz gibi bir rasyonel sayıdır. Ama sonucu bir tam sayıya eşit değildir. O halde her rasyonel sayı bir tam sayıdır ifadesi yanlış oldu. Her rakam ayrıca bir tam sayıdır. Hocam rakamları hatırlayalım. 0'dan 9'a kadar. 0'dan 9'a kadar olan bütün rakamlar tam sayılar kümesinin içinde var mıydı? Sayı doğrusuna var mı onlar? Var. O halde bu ifademiz ne olacaktır? Doğru olacaktır. Şimdi arkadaşlarım. Sayıları dedik ya ikiye böldük. Rasyonel olanlar bir tarafta, rasyonel olmayanlar bir tarafta. Şimdi hepsinin alayının oluşturduğu kümemiz gerçel. Diğer adıyla reel sayılar kümesi. Yani rasyonel olan olmayan, aklına ne gelirse bütün sayıların oluşturduğu küme gerçel sayılardır, reel sayılar kümesidir. Bununla alakalı şöyle birkaç uyarıda bulunayım. Arkadaşlarım bakın, soruda diyor ki, göreceksiniz bunları örnekleyeceğiz. A ve B birer doğal sayı diyor. Öyle başlıyor soru. Tanıma çok dikkat edin. Soru çözerken muhakkak A'nın B'nin nerede tanımlı olduğuna dikkat edelim. A ve B birer doğal sayı dedi mi? Sıfırı unutma. Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlar. A ve B sayma sayısı dedi mi? O halde birden başlayacağını unutma. Tam sayılar dedi mi soruda? Unutma, negatiflikle girdi artık. Tam sayılar dediği zaman bu sayıların negatif de olabileceğini lütfen unutmayın. Gerçel sayılar dedi mi? Yani bütün reel sayıları söyledi mi size? Arkadaşım o soru biraz daha tehlikeli bir sorudur. Değer vermeye sakın kalkma. Çünkü değeri kök 3 de olabilir, kök 7 de olabilir. Bu değeri asla bilemeyiz. Biraz daha demek ki dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlarım hadi bakalım. Şunu şöyle bir küme çizdik. Sayma sayılar kümesi burada ise bundan bir tık daha büyük olan, sadece fark sıfırdır ama sonuçta daha büyük bir kümedir. Ne o? Doğal sayılar kümesi. Doğal sayılardan biraz daha büyük. Yani negatifler de girerse ne oluyor? Tam sayılar kümesi oluyor. Tam sayılar kümesinden biraz daha büyük olan kümemiz hangi küme? Rasyonel sayılar kümesi. Peki bir de rasyonel olmayan, onlarla hiç alakası olmayan hangi kümemiz var? İrrasyonel sayılar kümesi. Peki bunların hepsinin oluşturduğu küme nedir arkadaşlar? Gerçel sayılar kümesidir. Bakın bu kümeleri çok iyi bilelim, kümeleri çok iyi çalışalım. Karıştırmayalım, işlem hatası yapmayalım. Şimdi arkadaşlar hemen bir tablomuz daha var. Hemen tıklayalım, doğruları yanlışları bir görelim. Arkadaşlar 3 rakamdır. Doğru mu? Evet. 3 ayrıca bir sayma sayısıdır. Evet. 3 bir doğal sayıdır. Evet. 3 pozitif bir sayıdır. Evet. 3 negatif bir sayıdır. Tövbe. 3 bir rasyonel sayıdır. Evet. Çünkü bir tam sayı değil mi sonuçta? Bir gerçel sayı mı? Zaten bütün sayılar neydi? Gerçel sayıydı. Gel şuna. Eksi 2 rakam mı? Hayır. Eksi 2 bir sayma sayısı mı? Olmaz. Eksi 2 bir doğal sayı mı? Hayır. Eksi 2 pozitif mi? Tövbe. Eksi 2 nasıl bir sayı? Haliyle negatif bir sayı ve bir tam sayı. Peki eksi 2 bir rasyonel sayı mı? Tam sayı haliyle zaten bir rasyonel sayı oluyordu. Unutma, bütün sayılar burada zaten gerçel sayıdır. 0 rakam mıydı? Evet, 0 bir rakamdı. Sayma sayısı mı? Hayır. Sayma sayılar birden başlar. 0 doğal sayı mı? Evet, doğal sayılar sıfırdan başlar. 0 pozitif bir sayı mı? Hayır. Negatif bir sayı mı? Hayır. Peki 0 bir rasyonel sayı mıydı? Hatırladın mı bunu? Yaptık. 0 bölü 4. O halde 0 ayrıca 1 arkadaşlar rasyonel sayıydı. Ve 0 tabii ki de bir gerçel sayı. 2 bölü 3 arkadaşlar rakam değil. Sayma sayısı değil. Doğal sayı değil. Pozitiftir ama tam sayı değildir. Dikkat, pozitif bir sayıdır ama tam sayı değildir. Zaten negatif değil. Tam sayı olsa da önemli değil. Rasyonel sayı mıdır? Herhalde ki. Ve tabii ki de gerçel sayı. Kök 3. Hocam bunu hemen eleyelim. Rakam değil. Sayma sayısı değil. Doğal sayı zaten değil. Bak pozitiftir ama tam sayı değildir. Negatif zaten değildir. Rasyonel midir? Değildir. Çünkü değerini bilmiyoruz. O halde bir gerçel sayıdır arkadaşlar. Tabloyu adım adım yapalım. Bence tabloyu durdurun. Önce bir kendi içinizde tabloyu oluşturun. Ondan sonrasında da check edin. Arkadaşlarım şimdi sorulara geçmeden evvel soruları
sorularda dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Daha önce çektiğimiz işlem yeteneği videolarında bundan sıklıkla bahsettim ama bir daha şöyle küçük bir hatırlatayım. Bak arkadaşım. Şimdi 2 çarpı A. Neydi 2 çarpı A? Çarpı ne demekti? Bir daha hatırlatalım. Çarpı demek hocam tane demekti. O halde 2 çarpı A demek ne demek aslında? 2 tane A'nın toplamı demek. 3 çarpı B. Yani 3 tane B'nin toplamı. Buyurun. 2A artı 3B. Bak bunları hep Türkçeleştirelim, işimiz kolay olsun. 2A artı 3B demek hocam 2 tane A ile 3 tane B'nin toplamı. 2 tane A ile 3 tane B'nin toplamı. Şuna gel. Hocam 5A eksi 4B. Yani burada 5 tane A'dan 4 tane B'yi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. O halde bunu şöyle diyelim mi? 5 tane A'dan A ile 4 tane B'nin farkıdır arkadaşlar sıradaki olayımız. Ve şuna bakalım son olarak. Hocam hepsi toplanıyor. O zaman Türkçeleştirelim. 7 tane A ile 3 tane B ve 2 tane C'nin toplamıdır bu ifadenin değeri. Arkadaşlar bu ifadeler o kadar önemlidir ki sadece temel kavramlarda değil problemlerde bile bunu çok fazlasıyla karşılaşacağız bu durumlara. Onun için lütfen buna dikkat edin. Şimdi sayı kümelerini şöyle bir hatırladık, toparladık. Bir dahaki videomuzda arkadaşlarım sayı kümeleriyle alakalı artık değer verme sorularıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi buyurun.